Hocam Nalıncı Baba Türbesi'nin içerisine girdiğimizde biz de aslında biraz fark ettik. Buraya gelen kişiler ziyaret açık olduğu dönemlerde bunu sık sık söylüyorlardı. Nalıncı Baba Türbesi'nin içine girildiğinde hoş bir kokunun geldiğini, güzel bir kokunun geldiğini dile getiriyorlardı. Ben de bunun doğrusunu ve cevabını sizden öğrenmek istiyorum. Gerçekten de girdiğimizde bizi de bu hoş koku karşıladı. Böyle bir şey olması mümkün mü? Bu kokunun alameti nedir? Cevabını sizden öğrenelim. Yani güzel bir kokması kadar normal bir şey olamaz. Bir defa iyi bir insan. Bu insana gidenler iyi insanlar, temiz insanlar. Oraya giriyor, temizleniyor, gusül yapıyor belki, abdest alıp geliyor oraya. Güzel koku sürünüyor kendine. Vefat etmiş insanların, bu güzel insanların nispet kokuları olabilir, manevi kokuları olabilir. Bu son derece normal. Yani güzel dini bir şeyden bahsediyorsunuz. Bir anda ortam muhteşem bir kokuyla sarılıyor. Yani manevi durumunuza göre ortamdaki meleklerin varlığı, bereketin inmesi, Allah'ın rahmetinin oraya tecelli etmesi değişken olabilir. Bunlar sıradan olaylar değil ve anormal olaylar da değil. Bunların örneklerini çok görmüşüzdür yani hayatımızda. Siz de görmüşsünüzdür, namaz kılıyorsundur, kalpten kılıyorsundur. Bir anda öyle güzel bir koku duyarsın ki koku falan sürünen de yoktur. Burnuna gelir koku, bir manevi esans kokusu gibi bir koku gelir size. Bir gül kokusu gelir ve hiçbir yerde de koku yoktur ama size şöyle bir koku gönderilmiş olabilir. Oradaki namazdan daha büyük haz ve zevk alasın diye. Bunu herkes duyar. Yani bunu duymak için illaki büyük allame, büyük alim, büyük bir mürşit, büyük bir şeyh olmak gerekmiyor. Sıradan bir Müslüman da bu halleri çok rahat yaşayabilir, bu manevi tecelliler. Herhangi bir Müslümanın da istikamet halinde olan, doğru yolda olan bir Müslüman içinde olabilir. Onun için kendinizi de küçük görmeyin. Yani Allah sizin iyi niyetinize göre de tecellilerin nurlarını indirebilir. Bunu hiç anormal görmem, hayatımda gördüğüm şeyler bunlar. Bir türbeye gidersiniz, o türbeden nur, şey gibi, mis gibi koku gelir. Olabilir. Medine'ye gidin görürsünüz. Peygamber Efendimiz'in kabrine yaklaşırken nasıl koktuğunu kendiniz görürsünüz. Kabe'ye yaklaştığınızda yüz binlerce insan Kabe'ye dokunuyor. İnsanlar belki temizlenmedik elleriyle dokunabiliyorlar, terli elleriyle dokunabiliyorlar. Yüzünü sürüyor ama o Kabe'nin taşları şey gibi, esans gibi kokuyor. Binlerce insan da değme, yüz binlerce, milyonlarca insan değmesine rağmen. Bunlar ayrı şeyler yani. Bunları küçümsememek, bunları anlamak lazım. Bunlardan ders çıkarmak lazım.